AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Küdür Koyun'da deniz dibi temizliği yaptı. 15 yıllık dalgıç olan Gökmen, yazın son günlerinin yaşandığı Eylül ayında geleneksel hale getirdiği dalışlarla deniz dibi temizliği yaptığını ifade ederek, yaşadığımız coğrafyayı önemli kılan koylarımızın temiz kalması için bireysel çabamla örnek olmaya çalışıyorum dedi. Geçtiğimiz günlerde yine Küdür Yarımadası'ndaki arıtma tesisinden arıtılmadan denize salınan pis suları çekip yayınlayarak tepki gösteren Gökmen, bu kez Yalıkavak Yelken Kulübü'nün önündeki alanda ortalama 20'şer dakikalık yaptığı 3 dalışla 60 kilogram çöp çıkardı. Gökmen, "Bu dalışımızın en ilginç parçası bir ütü oldu," dedi. Bodrum'un hemen hemen her bölgesinde, özellikle deniz dibi temizliği konusunda yüzlerce kere dalış yaptığını belirten ve 3 yıldızlı dalgıç bürovesine sahip olan Gökmen, şimdiye kadar birçok ilginç malzemeyle karşılaştığını belirterek şunları söyledi. Şimdi bugün her sene yaptığım gibi yine sezon sonu, bilhassa da şu anda Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle kesin korunacak alan ilan edilen Küdür Yarımadası'nda, bilhassa da çok yoğun bir sezon geçiren ve yat sayısının çok fazla olduğu Küdür Yarımadası'nda bir deniz dibi temizliği yaptım. Tabii bir takım enteresan şeyler çıktı şu anda elimde, gördüğünüz gibi bez maske, termometre, ütü. Bunları denizcilerimiz, denizi sevenlerimiz düşürdü diye düşünüyorum. Attıklarını düşünmüyorum. Düşürdüler. Ben de bir Bodrumlu olarak sezon sonu burada bir deniz dibi temizliği yaptım. Tabii bu gibi ürünler biz suyun altındayken büyük şaşkınlıkla karşılaşıyoruz. Yani bunların nasıl buraya geldiğini, hikayesini yazmaya çalışıyoruz ama gerçekten anlam da veremediğimiz birçok buna benzer enteresan obje de çıkıyor. Bugün nereden baksanız herhalde tahminime göre bir 60 kilogram kadar atık çıkardım denizden. Bunların büyük bir çoğunda tenekeler, içki tenekeleri, kola tenekeleri ve su şişeleri ve buna benzer işte görmüş olduğunuz ürünler.